çocuklar, size önemli bir duyurum var. Ama matematik dersinde olduğumuza göre işi biraz eğlenceli hale getirelim. Şakir, tahtaya gel çocuğum. Ha? Geliyorum öğretmenim. Yakın zamanda okul genelinde bir matematik sınavı yapılacak. Bu sınav benim doğum günümden bir hafta sonrasının 3 gün öncesinde yapılacaktır. Evet Şakir, sınav ne zaman? Göster bakalım hünerlerini. Oğlum ne yapıyorsun? Hünerlerimi gösteriyorum. Çocuğum, hünerlerini problemi çözerken kullanacaksın. Aha, anladım. Soruyu tekrar alabilir miyim? Sınav doğum günümden bir hafta sonrasının 3 gün öncesinde yapılacak. Şıkları alabilir miyim? Tabii. A, doğum günümü unuttunuz. B, doğum günümü unuttunuz. C, doğum günümü unuttunuz. O zaman doğum günü partisi bugünse bir hafta sonrası 7 gün demek. 3 gün geri gidersek sınav 4 gün sonra. Doğru. Oturabilirsin yerine çocuğum. Kütüphanede Matematiğin Gizemi adlı eski bir kitap var. Sınava onu kullanarak çalışabilirsiniz. Vay, Matematiğin Gizemi ha? Bu arada iyi ki doğdunuz öğretmenim. Hey, sonunda. Şimdi izninizle kendime doğum günü pastası almaya gidiyorum. Kütüphanedeki kitabı herkesten önce alıp eve götürelim. Böylece senin dışında herkes başarısız olur. Çok sinsice bir plan oldu bu. Of, aklımda hep kötülüklere basıyor. Duydun mu Şakir? Kitabı alıp götüreceklermiş. Onları engellemeliyiz. Ama ikimiz yapamayız ki. Merak etme, yalnız değiliz. Muhteşem bir ekibimiz var. Zürafa Arif. Karışık Kumpir. Süper Böcek. Bunlarla olmaz. En iyisi babamdan yardım isteyelim. Sonra da eve geldim işte. Sizce ne yapmalıyım? Kadriye, zaten kafamda sadece birkaç şeyi aynı anda düşünebiliyorum. Onlar da köfteli sandviç ve evrenin sonsuzluğu. Ama ikincisinden emin değilim. Remzi, sen ne düşünüyorsun? Remzi çok donuk görünüyorsun. İyi misin? Remzi! Ayol, bu balon mu yoksa? Dur şimdi şu iğneyle anlarız. Ne yaptın sen? Necati, o balon neydi öyle? Sabahtan beri Remzi olduğunu sanıp bir şey anlatıyordum şurada. Ne yapayım Kadriye? Gerçek Remzi yanımda olmadığı zaman Remzo'yla takılıyorum. He? Remzo mu? Necati? Yoksa yine o balonla mı takılıyorsun benden habersiz? Artık takılamıyorum. Remzo'yu az önce patlattı Kadriye. Baba! Çocuklarım, evlatlarım, yavrularım. İyice dramatikleşti bunlar da. Dert anlatılmıyor. Ben arkadaşıma gidiyorum. Baba, okulda bir matematik sınavı yapılacak. Çalışmamız için kütüphanede eski bir kitap varmış. Matematiğin Gizemi. Cemşit ve Akbaba Kürşat bu kitabı herkesten önce ele geçirecekler. Onları engellememiz lazım. Hemen engelliyorum. Siz Şakirlere nasıl ayıp edersiniz ha? Blok. Hayır Necati abi, gerçek hayatta engellememiz lazım. İnternette değil. İyi oldu. Kürşat her yüklediğim fotoğrafı beğeniyor çünkü. Necati, bizi muhteşem bir macera bekliyor sanırım. Hadi gidelim. Ben yokken yerime şişme balon Neco baksın bari. Uzun ipmelimize biz gideriz ormana, hey ormana. Necati, daha kaç kere söyleyeceğim sana. Ormana gitmiyoruz, kütüphaneye gidiyoruz. Son baktığımda kitap sayfaları ağaçlardan yapılıyordu. Neyse, umarım Kürşatlardan önce varırız. Neler oldu? Araba bozuldu, gitmiyor. Kütüphaneye çok az kalmış. Yürüyerek devam edelim. Dönüşte arabaya baktırırız. Dönüşte benim arabama da baktıralım. Bir türlü ilerlemiyor. Necati abi, uzaktan kumandalı araba o. Evet ama çok eğlenceli. Vut. Arabam çalışmıyor. Neler oluyor burada? Kaldık. Her şey durdu. Bütün arabalar durmuş. Aya bakın. Yolunu şaşırmış sinek gibi kare çiziyor. Kardeşim, 3 simit işte. Nesi zor geliyor? 3 simit istiyorum. Olmuyor, yapamıyorum. Olmuyor işte. Simiti anlıyorum ama 3 ne? Kaç simit vermem lazım? 3 ne mi? 3 ne? 1, 2, güç... Neler diyorum ben? Neyse abicim,
Sen bana biraz simit ver. Oo, saat geç olmuş. Baksana fır fır dönüyorlar. Daha bilemeyeceğim kadar saat yolum var benim. Kesin çoktur bir de ha. Benim kafam karıştı. Hiçbir şey anlamıyorum. Oho, nasılmış anlamamak, nasılmış? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Uçaklar nasıl uçuyor hala aklım almıyor. Bildiğin demir. Olamaz, olamaz Remzi. Mirket sakin ol. Neler oluyor burada? İnanamıyorum Remzi. Hiçbir hesabım tutmuyor. Tüm denklemlerim, formüllerim, sayılar Remzi, sayılar. Sanki biri matematiği bozmuş. Ha? Mirket abi, sen ne diyorsun? Matematik her zaman her yerde doğrudur. Uzayda bile. Uzayda hava bile yok. Matematik nasıl olsun? Görmüyor musunuz? Şehirde matematik gerektiren ne varsa bozuldu. Kimse sayı sayamıyor. Makineler, saatler, hatta ay bile şaşırdı yolunu. Ha? Peki şimdi ne yapacağız Mirket abi? Matematiğin işlemediği bir dünyada yaşayamam. Ben Jüpiter'e gidiyorum. Elveda dünya! Benim burnuma pis kokular geliyor. Kesin bunun Akbaba Kürşatlarla ve matematiğin gizemi kitabıyla bir alakası var. Hadi hemen kütüphaneye. Hep sen önde durup bir yerlere gidelim diyorsun. Bu sefer ben yapacağım öyle. Hadi kütüphaneye! Oh, ben de bir işe yarıyorum gibi şu anda. İşte matematik kısmına geldik. Matematiğin gizemi kitabı buralarda olmalı. Doğru ya, burası kütüphane. Sanırım bu kısmı konuşmasız atlatmamız lazım. Neler oluyor? Neredeyiz biz? Ormana gidiyoruz demiştim. Ağaçlara baksanıza. Kitap. Kitabın kapağını açmıştık. Kitap sihirliymiş demek ki. Sanırım başka bir boyuta geçtik. Yani şimdi kitabın içinde miyiz? Hadi yapabilirsin. Hadi. Buradan çıkmamız gerek. Nasıl kurtulacağız? Buradan kurtulmalıyız. Bizsiz bir dünya. Matematiğin olmaması dünyanın sonu demektir. Her şey mahvoldu. Benim bir fikrim var. Büyüyerek bu kafesi parçalayabiliriz. Hey sen, üstüme doğru koş ve bana çarp. Ha, nasıl yani? Hadi zamanımız yok. Koş üstüme çarp. Vay, işe yaradı. Bu kadar yetmez. Daha fazla. Ben. Sen. Sen. On bin oldum. Bir kere daha uzasam anahtara ulaşabilirim. Elimizde 10 kalmadı. Diğer sayıları kullanma zamanı geldi. Evet 9'lar, hazır olun. Ben de onlar gibiyim. Hayır sen dur. Ne yaptın sen? Özür dilerim. Aa, bakın. Matematik sembolleri hapis kalmış. Yardım edin. Anahtarı orada. Yardım edin. O kadar aceleci olma ufaklık. Akbaba Kürşat, ne yaptın sen? Hemen serbest bırak matematik sembollerini. Evet, hemen bırak otomatik trambollerini. Asla. Aslında başta sadece bir kitabı alacaktık. Ama o matematik kitabı sihirli çıktı. Birden buraya sürüklendik. Sonra aklıma çok daha iyi bir fikir geldi. Matematiği tümden bitirmek. Böylece bir daha asla matematik sınavına girmeyeceğim. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Dünya matematiksiz işlemez. Her şey yok olur. Aman, keyfimi kaçırdınız. Ercan, çocukları pistten alalım lütfen. Bu yaptığın yanına kalmaz Kürşat. Unutma. Hey! Gizli geçitlerden geçip Romalıları bulun. Bizi sadece onlar kurtarabilir. Aman, şu hayali karakterlerin hayal gücü de bir acayip oluyor ha. Romalılarmış. Koskoca yerde gizli geçitleri nasıl bulacağız ki? Necati, bence bu iş... Tam muhteşem dedek. İşte gizli geçitlerin tabelası var. Hı? Kıyafet değiştirmeye gerek kalmadı. Bu broşürde yazanlara göre karşımıza zeka oyunları çıkacak. Problemleri bildikçe geçitler açılacak. İşte benim zamanım. Yaşasın. Yazana göre bu kapılardan birinin ardında doğru yolun devamı, diğerinin ardındaysa çok kötü kokulu sarımsak havuzları varmış. Muhafızlardan biri her zaman doğru, diğeri ise her zaman yalan söylüyormuş. Ve bir soru hakkımız varmış. Ben bu
bu problemin çözümünü biliyorum. Oo! Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Yoksa sarımsaklamasak da mı saklasak? Sarımsaklayıp saklayayım. Necati sen ne yaptın? Nasıl bulacağız doğru yolu şimdi? Sadece bir soru hakkımız vardı. Merak etmeyin. Benim güzel yöntemlerim var. Hey söyle bakalım. Hangi kapıdan girmeliyiz? dur. Tamam söyleyeceğim. Benim kapımdan gireceksiniz. Sen söyle bakalım. Hangi kapı? Abi dur. Gerçekten onun kapısı doğru olan. Bu arada ben yalancı olandım ama söz yalan söylemeyeceğim bir daha. Necati abi problemin düzgün çözümünü biliyordum. Biraz bekleseydin. Vakit nakittir. Ve benim bozuk param yok Canan. Bu geçidi aşabilmek için evrenin en zor problemine en kolay çözümü bulmak gerekiyormuş. Problem bu kağıtta yazıyor. Bakayım. Belki çözebilirim. Gerçekten de en kolay çözümü getirdi adam. Oho, bu zeka soruları tam bana göre. Bu seferkini ben çözeceğim. Herkes izlesin. Evet Şakir, soru neymiş? Bu son geçitmiş. Ancak soru olarak hiçbir şey yazmıyor. Gerçekten ilginç bir problem. Biraz düşünmem lazım. Açıl susam açıl! Bu sefer olmadı demek Necati abi. Affedersin. Acaba rica etsem biraz açılabilir misiniz? Ha? Ama nasıl? Neyse, beni bekleyin. Siz nasıl geldiniz buraya? Onlar. Tüm soruları onlar bildi. Necati dur bir dakika. Bizi sayılar ve matematik sembolleri yolladı. Başları dertte. Hapsolmuş durumdalar ve dünya matematiksiz idare edilecek gibi görünmüyor. Yardıma ihtiyacımız var. Demek matematiğin başı dertte. Askerler! Oo, işi gören bütün alfabe gelmiş. Biz alfabe değiliz. Biz Roma rakamlarıyız. Sayıların ataları. Ben birim. Bu 5. Bu da 10. Böyle devam ediyor. Bizde yok yoktur. Gerçekten de çeşit çeşitsiniz. Roma rakamlarında 0 yoktur baba. Yok yoktur derken onu demeye çalışıyor. Bu kız çok zeki. Hiçbirinize benzemiyor. Örnek alın bu kızı. Ben kendime bir örnek almayı düşünüyordum. Dünyalılar, size ne kadar teşekkür etsek az. Arkadaşlarımın söylediğine göre bir matematik sınavınız varmış çocuklar. Öğretmeniniz bizim içinde bulunduğumuz kitabı önermiş. Çok öğretici olduğumuz doğru. Ancak bu kadarını öğretmeniniz bile tahmin edememiştir. Teşekkür olarak sınava kadar sizi seve seve burada ağırlarız. Matematiği yerinde öğrenmiş olursunuz. Oley! Sınavı geçeceğiz. Ha? Baba bize ne olacak? Korkma ufaklık. Bir hata yaptın ama olsun. Her şeyin çözümü eğitim. Sen de aramıza katılabilirsin. Ha? Gerçekten mi? Bunlar da amma saf çıktı ha Ercan. Kurtulduk herhalde. Size gelince dünyada işler karışmış. Yarattığınız tüm karmaşayı temizleyeceksiniz. Şimdi bittik işte. Biz de dönelim artık. Değil mi Necati? Evet dönelim Remzi. Nasıl geri döneceğiz? Orası çok kolay. İçinizden 10'a kadar sayın, kendinizi dünyada bulacaksınız. 1, 6, 18, hala, amca, teyze, çarşamba 10. Affedersiniz ben de matematik kampına kalabilir miyim? O zaman ben dönüyorum. Sana iyi kamplar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Öğretmenim, kümeleri ne zaman işleyeceğiz? Boş küme olayına bayılıyorum. Buyurun, bir tane simitiniz. Ne güzel sayıları söyleyebilmek. Her şey normale döndü sonunda. Çok teşekkür ederim. Keşke Necati de burada olsa da yarım yarım yesek.
Acaba ne zaman dönecek kaptan? Heyo! Remzi, ben döndüm kaptan. Matematik biliyorum artık. Merak etme kaptan. Remzi'nin bir simidi varmış. Hop! Onu da Necat yemiş. Lüp! Remzi ise elinde kalan susamları... Meteorolojiden aldığımız habere göre çok fena doğa olayları olacakmış. Şimdi meteorolojiye bağlanıyoruz. Alo? Çok fena doğa olayları olacak! Evet, duydunuz. Onlar da aynını söylüyorlar. Peki nedir bu fena olaylar? İşte ekranda görüyorsunuz. Hı? Ekrandaki kim? Aa, pardon abi. Benim anneannem o. Geçenlerde tuvaleti temizlerken uyuyakalmıştı. Tuvalet pompası sıkışmış kafasına. Evladım, ne yapayım ben senin anneannenin kafasındaki pompayı? Buyur abi. Gerçek görüntü bu. İşte yakında olacak çok fena olaylar. Yağmur, çamur, rüzgar, şimşek, anneanne, fırtına. Oğlum yine anneanne geldi. Yaşasın, macera geliyor. Eyvah eyvah, başımıza neler gelecek. Geçen gün benim başıma yoğurt kabı gelmişti. Sakin olun. Şu camları iyice kapattık mı hiçbir şey olmaz. Oo, bayrak gibi dalgalanıyorsun Remzi. Vay canına. Beklediğim kasırga yıllar sonra ortaya çıktı. Bu gelmiş geçmiş en büyük kasırga olacak. Geçen haftaki yağmur için de öyle demiştin. Biraz abartıyorsun galiba olayları. Bak bavul, bavullu onu bil. Ben diyorsam doğrudur. Bu kasırga bütün şehri yok edecek. O halde ben toparlanıyorum. Buralardan gidelim. Ne alayım sana? İç çamaşırı, pijama falan? Hayır, kaçmayacağız. Bu benim için bir fırsat. Çorap alıyorum 4-5 tane. Her gün için bir tane yeter mi? Çorap filan istemiyorum. Felaketler için hazırladığım sığınağımı test edeceğiz. Bütün bir şehre yetecek kadar büyük bir sığınağımız var. Havluyu çıkarıyorum o zaman. Zaten plajda veriyorlar. Hala plaj diyor. Çabuk bana Remzilerin evini bağla. Tamam tamam, sinirlenme. Bak bu da benim sinirli sesim. Alo, Remzilerin evi mi? Aa, o ne? Remzilerin kirli sepeti konuşuyor. Alo, sepet ne haber? Sepet sepet, sepet sepet, sepet sen, beni sonra ararım. Ha, Necati? Çek gel şuradan. Remzileri ver bana. Aa, bu ne? Kadriye, bizim sepet konuşuyor. Hangi sepet? Fark eder mi hangisi oldu? Sepetler konuşmaz. Bir sessiz olun. Beni dinleyin. Abimi bağırtmayın. Dur bavul, sen de konuşma. İyice kafaları karışacak. Kadriye, bavul da konuşuyormuş. Hangi bavul? Ne oldu ne oldu? Macera mı var? Mirket abi özel durumlar için bu kirli sepetine gizli bir kamera takmıştı. Unuttunuz mu? Aa, öyle mi? Ben hiç hatırlamıyorum bu sepet olayını. Kirlilerini sepete atmıyorsun ya, ondandır. Kadriye 1, Remzi 0. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Korkunç bir kasırga şehre doğru yaklaşıyor. Bu kasırgadan korunmak için hemen sığınağıma gelin. Durun. Bu sepette sadece bir tane çorap var. Bunun teki nerede? Aa, ben de onu arıyordum. Beni çıldırtmayın. Çabuk gelin şu sığınağa. Çok az vaktimiz kaldı. Kızdırmayın abimi. Erken büyütme sen de. Alt tarafı rüzgar. İki buf buf yapacak o kadar. Buf buf. Evet, buf buf. Bunları bir türlü ikna edemiyorum. Bir bavul para ver. Koyuyorum paraları içime. Ne kadar koyayım? Sen dur de. 10, 20, 30. Dur! 30 lira. Buldum onları nasıl getireceğimi. Kadriye! Hangi Kadriye? Ay evet, benim o. Eğer sığınağa gelirseniz burada asla ev işi yapmayacaksın. Yemek hazırlamayacaksın ve her gün arkadaşlarla çay partisi yapacaksın. Hem de sınırsız kısır var. Lül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 
Kaçın! İmdat! Yardım edin! Yardım edin! Benimle alay etmek neymiş göreceksiniz. Her yeri yok edeceğim. Konuşan bir kasırga! Başımıza taş yağacak! Al! Oh! Başıma taş yağdı! Hadi hadi! Sığınağa doğru sür Kadriye! Durun! Beni de bekleyin! Hop! Bas gaza Kadriye! Nani nani! Herkes Miket abinin sığınağına gitsin! Miket abinin sığınağına! Çabuk! Muhteşem bir macera bu! Tam okulda anlatmalık! Okulda anlatamazsın çünkü okul uçuyor! İmdat! İşte sığınak burada! Sığınalım. Sığınmalık mı? Ne güzel de sığındım. Çabuk geçin içeri. Herkes sığınağa girsin. Nani
nasip olacaktı. Ama olamadı. Hadi bavul, hadi kapatıyoruz. Burası çok karanlık. Niye ışık yok? Neden ışık yok? Nasıl bir ışıkları burası? Açsın biri. Biri ışıkları açsın. Arkadaşlar, aramızda tek gözlü bir canavar var. Tek gözlü canavar. Saçmalama Necati. Benim o, ben. Bir gözüme toprak kaçtı. Açamıyorum. Son teknoloji sığınağıma hoş geldiniz. Oh. Niye açılmadı bu ışık? Kolu kaldırdım halbuki. Abi, elektrik paneli yanda. Sen benim kolu kaldırdın. Pardon. Mutfak. Yemekhane. Oyun alanı. Televizyon izleme yeri, yatakhane ve ninelerimiz için top havuzu. Oley! Yuppi! Top havuzu! Bu haberlerdeki uyuyan anneanne değil mi? Yoksa bu açık büfe mi? Hayır, açık büfe değil. Erzak dolabı o. Dolap açık diye açık büfe zannetme. Yani açık büfe. Hayır, erzak dolabı. Ha, anladım. Açık büfe diyorsun. Abi, bunu içeri almayacaktık. Şu bavulu kapatır mısınız? Cereyan yapıyor da. Herkes nerede? Ben 2 saattir kime hava atıyorum burada? Durduruyorum videoyu o halde. Merhaba. Kimse yok mu? Hayvancıklar. Sizi daha fazla korkutup çığlık attırmam gerek. Hadi ama. Bu videoya çok ihtiyacım var. Hey, herkes nerede? Ne yazıyor? Bedava tırnak. Yok, bedava sığınakmış. Benim gözler iyice gitmiş ya. Bedava tırnak mı oğlum? Ayol, bu kısır bir harika mirket. Bayıldım, ellerine sağlık. Afiyet olsun Kadriye. Tarifini vereyim mi? Yok, verme. Böyle bir cevap beklemiyordum Kadriye. Ben kilitlendim şu an. Şaka ver. Oh. Ay, oh, hepsi bitti. Arkadaşlar, açık büfeyi bitirdim. Artık açık değil. Bitik büfe bunun adı, bitik. O ses neydi? O da neydi? O ses neydi? Nidem'den geldi galiba. O sondaki ekmek arası ekmeği yemeyecektim. Adam ekmek arası ekmek yiyor. Bitmiş artık, bitmiş. Kim o? Kargo. Güvenlik kamerasından bakalım sahiden de kargo muymuş. Kim o? Kargo. Kargo mu? He, abi, ben sipariş vermiştim geçen gün. O geldi galiba. Ne aldın oğlum? Bavul aldım abi. Cabin boy. Sen bavulsun zaten. Niye bir daha bavul alıyorsun? Saçmalamayın. Bu kargocu değil. Kasırga. Baksanıza. Evet, kasırga bu. Bizi kandırmaya çalışıyor. Sana kapıyı açmayacağız kasırga kardeş. Git buradan. Bütün bu şehri dağıtmalıyım. Evladım, oyna ama dağıtmadan oyna. Siz açmazsanız ben girerim. Kayda giriyorum. Amanın, kapıyı kıracağım. Kaçın. Merak etmeyin. Bu sınağın kapısı 1 tonluk kasırganın gücüne dayanabilecek şekilde tasarlandı. Sen kaç kilosun kasırga? 1 ton 5 gram. Kaçın. 5 gram fazla var. İçine de bir tane sığınak yapmıştım. Sığınak içinde sığınak mı? Ekmek arası ekmek gibi. Ay, susun. Yemek demeyin bana. Yürüyecek halim kalmadı. Kasırga pençesi. Hadi herkes girsin. Bu oda son şansımız. Burada da kısır var mı? Katriye, bir şey demiyorum. Neyse. Hadi girin. Eyvah, Necati abi gelemedi. Çok yediği için yürüyemiyor. Necati, soda iç. Soda ile olmaz. Onu bırakamayız. Gel bakalım buraya tombik döner. Midem, sarsma beni. Üzerim seni. Geliyorum Necati abi. Oğlum dur. Şimdi seni yiyeceğim ve bunu videoya çekeceğim. Bakalım Fil Necati bu durumdan kurtulabilecek mi? Az sonra. Hayır, şimdi. Ne oluyor? Hey sen. Gücün kendinden küçüklerle uğraşmaya mı yetiyor yoksa? Yoksa kendi boyutundakilerle savaşacak cesaretin yok mu? Ama ben ben de böyle olsun istemezdim. Ay yazık. Ağlattınız çocuğu.
Bir de sulu göz kasırga çıktı başımıza. Sadesi yetmiyormuş gibi. Sen bir şeye mi canını sıktın kasırga kardeş? Anlat istersen, açılırsın. Ben normalde okyanusun ortasında ıssız bir adada yaşıyorum. Adadaki arkadaşlarım Yanardağ Faruk, Tsunami Celil ve Bulut Hakkı sürekli benimle dalga geçerler. Çünkü onlara göre ben çok güçsüzmüşüm. Ben etrafa lav atarım. Ben de yıldırım. Ben de her yeri sularım. Peki sen? Sen ne yapabilirsin küçük? Ben de her şeyi havaya atarım. Bakın. Bu mu yani? Yaprağı bile zor kıpırdattım yerinden. Bize gücünü kanıtlamadan sakın gelme buraya. Yazık, kıyamam. İşte böyle. Bizim ufaklığa bak sen. Bu sefer sahiden de iyi iş başarmış. Evet. Temiz iş çıkarmış, hakkını verelim. Bakın şurada ne yazıyor? Bedava tırnak. Yok. Bedava sığınak. Buradalar mıymış? Ama saklanıyorlar. Ay nasıl korkmuşlar baksana. Korkmuşlar. Kıyamam. Değil mi? Sanki giremeyeceğiz. Buraya giremeyeceğiz. Faruk abi. Küçük. İşler iyi bakıyorum. Dağıtmışsın ortalığı. He? Bunlar kim? Bunları niye uçurmadın? Ben de tam onları... Hadi üfle bakalım. Hadi. Tamam. Eyvah! Şimdi bittik. Hepinizi çok seviyorum dostlarım. Keçi Necmi hariç tabii. Çok da umurumdaydı. Bence umurunda. Popüler biri tarafından sevilmek istiyorsun sen de. Hadi. Onlara bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Güçlüsün. Bunu bilmen yeter. Ama gücünü böyle göstermek bir çözüm değil. Yıkıcı olmak değil. Yapıcı olmak seni güçlü yapar. Hadi! Sizlere bir şey ispat etmek zorunda değilim. Vay canına. İşte bu. Oldu. Yaşasın. Yaşasın. Bravo kasırga kardeş. Doğru olanı yapmana sevindim. Sağ olun arkadaşlar. Gerçek gücümün farkına varmama siz yardım ettiniz. Beni tuttun ya, ondan oldu. Benim de yardımım var. Bu hep böyle kendine pay çıkartır mı? Her zaman. Bak skaçlara bak. Takım oluyorlar akıllarınca. Bütün bu mahalleyi kim tamir edecek şimdi? Ben size yardım edeceğim, merak etmeyin. Ve o günden sonra bu diyarlarda yaşayan herkes kasırgayla çok iyi dost oldu. Huzur, bereket ve bolluk yayıldı her yere. Ve bütün herkes ömürlerinin sonuna kadar mutluluk içinde yaşadılar. Tabii ki bavulla Keçi Necmi hariç. Onlar hep buz kabuğuna basıp düştüler. Ohay! Necati! Şakir yardım et! Bıyık şeklinde emzikmiş. Şakir! Ne oldu? Kumpir yine monta mı sıkıştı? Ne oldu? Montlarla aram hiç iyi değil. Büyük bir problemimiz var. Ama küçük bir çözüm yeterli. Tamam Arif, gerilim yaratma. Neymiş problem? Bu kravatı boynumun aşağısına mı takmalıyım? Yoksa yukarısına mı? Hakukara hunana tatta kere tua. Hunana sabayi! Hurtuva tatta hiya! Eyvah! Japonca şaşırmaya başladılar. Böyle mi? Yani kravat boyuna takılır da... Senin boynun biraz... babana sorsana Arif. Belki o biliyordur. Hattori! Sokukara vanto! Baba! Boynum uzun olduğu için bilemedim. Bu kravatı nasıl... Arif, sakın bu konuyu bir daha açma. Kravat mıravat takılmayacak bu evde. Kravat belki ama mıravatlara laf ettirmem. Mıravat ne ki? Bilmiyorum, babana sor. Neyse de bir daha duymayacağım. Ama... Duymayacağım dedim. Keseyim de gör şunu. Ama Fuat... Ben bilmem. Fuat, masa örtüsünü kesiyorsun, kravatı değil. Zaten eskimişti, yenisini alırız. İşte böyle.
Neden olduğunu da söylemedi. Sanırım bir şeyler saklıyorlar. Bakalım diğer zürafalarda mı öyle? Affedersiniz, bakar mısınız? Ha? Nereye? Nereye bakmam gerekiyor? Buradayım. Pardon, aşağı taraflar çok ilgimi çekmiyor da. Acaba bize nasıl kravat taktığınızı gösterir misiniz? Tabii, böyle. Hıppa, hoppa, işte. O ne biçim kravat takmak? Kravat böyle takılır, boynunun üst kısmına. Yakamız aşağıda bir kere, aşağı takmalıyız. Çenemizin altında bitmesi lazım, yoksa güzel görünmez. Saçmalama! Öyle şey mi? Yukarı takılır, aşağı takılır. Aşağı takılır. Aşağı. Yukarı takılır. Siz bilmiyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz. Nereden öğrendiniz? Nereden öğrendiniz? Zürafaların kravatla ne dertleri var? Dalda durur, elde durmaz. Nedir bu? Ha? Ne diyorsun kumpir? Ne bileyim, birbirimize bilmeceler soruyoruz sanmıştım. Cevap kuş bu arada. Haklılık payı var. Ayrıca hayvanlar dünyasında bir karakter miyim yoksa hayvan mıyım hala çözebilmiş değilim. Zamanı geldi mi? Yok. Daha 20 dakika var dizinin başlamasına. Fuat, biz seninle niye anlaşamıyoruz? Sandığı diyorum. Ha, sandık. Ha, Arif buna hazır değil. Yeter artık. Yanlış yapıyorsun. Böyle takılmaz o kravat. Bakın işte benim gibi takılır. Bakın işte benim gibi. Böyle takılmaz. Şakir değil miydi o? Bir şeyden kaçıyorlar. Biz de mi kaçsak? Bence fırtınanın göbeğine gidelim. En heyecanlı maceralar ve en tereyağlı simitler hep göbeklerde olur. Yeter artık. Neler oluyor? Kavga etmeyin. Durun bakayım. Durmamız için bir sebep söyleyin, duralım. İnecek var. Ya da trafik var. Ya da evinize geldiniz. Ya da yarış bitti. Ne diyorsun arkadaşım? Durmak için sebepleri söyle dedin, söylüyorum. Ama balık hafızalı çıktın ha. Yeter artık. Tutmayın beni. Tutmasanız da. Tutmuyoruz abi. Tutun. Bakın şimdi ne yapacağız? Necati, çabuk yeni numaramızı gösterelim. Çik. Cibili şak. Dalda duruyorduk. Elde de duruyormuşuz. Siz çok iyi saçmalıyormuşsunuz. İlgimizi çektiniz. Biraz daha saçmalayın bakayım. Soru uzmanlık alanımızdan geldi Necati. Hadi in de başlayalım saçmalamaya. Çik. Dur Remzi. Bir iki santim havalanıyorum sanırım. Çik. Oy. Baba, kravat olayı büyüdü. Tüm şehir birbirine girdi. Ha? Geldiler. Kapıyı açacak mıyız? Neden zili çalmadılar da kapıyı vuruyorlar sanıyorsun ha? Zil bozuk. Oğlum beni iyi dinle. Bilmen gereken bir şey var. Bundan yıllar önceydi. Özelliğimin kimden geldiği belli oldu. Zürafalar kravatı ilk tanıdıklarında onu bir kibarlık sembolü olarak takmak istemişlerdi. Fakat kravatın nasıl takılacağı konusunda anlaşmazlık çıkmış, kibar zürafalar tartışmaya başlamıştı. O zamanlar terziydim. Sorunu çözmek için dikiş dağına gidip oradaki malzemelerle bir kravat diktim. Hepsine hükmedecek bir kravat. Herkes cevabı söylemem için gözümün içine bakıyordu. Kravat nasıl takılmalıydı? Üste mi, alta mı? Fakat bana göre ikisi de doğru değildi. Kibarlık sembolü olması gereken kravat zürafalara acıdan başka bir şey getirmemişti. Ben de özel kravatı saklayıp bu tartışmayı dindirdim. Böylece zürafalar kravat takmayı bıraktı. Ama bu elbette sonsuza kadar sürmeyecekti. Biri kapı çalıyor, bakan yok. Azıcık sorumluluk alın şu evde. Annen haklı Arif. Sorumluluk almanı zamanı geldi. Gücü bir tek sen kontrol altına alabilirsin. Ama ben bu görevi istemiyorum. Görev istenmez, verilir Arif. Bu kravatı al ve dikiş dağına götür. Bunu ancak orada yok edebilirsin. Hadi onları ben oyalarım. Sen kaç. Thank you.
Ne kadar kaldı? Çok yoruldum. Kompir, minibüsten daha yeni indik. Aa, doğru. Dikiş daha uzakta değilmiş o zaman. Fazla kolay olacak. Önümüze engeller çıkması gerekmez mi? Ha? Bravo kumpir. Sayende dikiş canavarları tarafından kovalanıyoruz. Ha? Düğmelerden de en az fermuarlar kadar korkarım. Ha? Kumpir, ne olur konuşmayı bırak. Zürafalar uzun, 2 metre boylu, bilmezler kuzum. İki kere onu, tekrarla hadi. Mor bir fili, en büyük en büyük. Heyo, çiki puf, yo yo. Çok pahalıydı o. Remzi, limitime geldim. Daha fazla saçmalayamıyorum. Mantıklı konuşmaya başladım ve bu hiç iyi değil. Dayan Necati. Bir ayağı kısa sandalye taklidi mi yapsan? Çoktan yaptım zaten Remzi. Ne yapıyorsun? Kağıt sıkıştırıyorum abi. Remzi, bu frazaların derdi neymiş? Fraza değil Necati, rufaza. Ha? Ya, doğrusunu unutturdun. Neyse, kravatı nasıl takacaklarını da anlaşamamışlar. Oysaki cevap çok basit. Evet, cevap çok kolay. Tabii ki Altan. Saçmalama Necati. Son 10 saattir saçmalamadım, 2 an oldu. Birincisi de yoğurt kabından saksı yaptım, ikincisi de bu. Ara bulucularımız bile anlaşamıyorsa biz hiç anlaşamayız. Hurra! Hurra! Yanlış böyle takılmaz. Öyle takılmaz. Bakın işte benim gibi takılmaz. İşte. Atlattık mı? Sanırım atlattık. Ha? Kumpir, çizgi film efekti mi yapıyorsun yoksa o göl sığı mı? Efekti bana yok. Ha? Volkanik dikiş daha diğer tarafta. Bundan sonrasını yalnız gitmeliyim sanırım. Bir tek benim boyum yetiyor. İnin kafamdan. Artık bizim de boyumuz yetiyor. Ha? Arif, sen kravatı takmışsın. Hem de boynunun alt kısmına. Ben... taktığımın farkında değildim. Ha? Bir şeyler oluyor. Arif, saçın annemin saçına döndü. Şimdi de pamuk şekeri. Gülcü, hissediyorum. Bir şeyler yapmalıyız. Ben yapıyorum. Necati, ne yapıyorsun? Çabuk in oradan. Remzi, gel gel. Leyleklerin Afrika'ya göç zamanı sanırım. Kravatını üste takanlar yere düştü. Alta takanlar uçuyor. Bu işte bir gariplik var. Yardım edin. Düğmeleri unutmuşum. Neler oldu az önce? Kravatı çıkardım. Fazla yükselip atmosferde kaybolacaktı. Şu kravatı hemen yok etmem lazım. Hadi Arif, niye durdun? Kravat! Gücü hissettim Şakir. Belki de kravat yok edilmemeli. Arif, kendine gelmelisin. Senin bir görevin var. Şehre gidip kravat krallığımı ilan edeceğim. Minibüs! Dur, gitme. Binecek var. Zürafalar hükümdarısın. İşte! Bundan sonra böyle! Şu çocuğa bakın! Kafasına bağlamış! Öylesine bir zürafaymış o da! Üzülme Arif! Ben de bazen kendimi lider sanıyorum. Sonra peynirlerin lidere ihtiyacı olmadığını hatırlayıp hepsini yiyorum. Niye kaçıyorsunuz sabahtan beri? Oyun oynamak istiyorduk biz. Ha?
Biz sizi canavar sandık, affedersiniz. Ayrıca görevimiz vardı. Bir kravatı Dikiş Dağı'nın volkanında yok etmemiz gerekiyordu. He? Dikiş Dağı volkanik değil ki. Bildiğin normal dağ o. İnanamıyorum. Düğmenin konuştuğunu inanıyorsun da dağa mı inanamıyorsun? Ha? Bana birini hatırlatıyorsun ama çıkaramadım. Karıştırıyorsundur. Adım Berkecan benim. Hadi çocuklar, daha göle maya çalacağız. Koşun, oley! Demek dağ volkanik değilmiş. O zaman Arif'in görevi sahte miydi? Başarısız oldum. Arif, oğlum. Hayır, başarısız olmadın. Etrafına bak. Herkes kravatını istediği gibi takıyor. Kimse birbirine karışmıyor. Önemli olan da buydu oğlum. Şimdi beni dinleyin. Zamanı geldi. Neyin? Papyon tartışmasının mı? Hayır, dizinin. Bir türlü anlaşamadık. Bu yeni tarz çok havalı oldu Necati. Kravat kankaları olduk. Evet, numaramızı bir kere de kostümlü yapalım. Hazır mısın? Hop! Oy oy oy. Kuş taklidi öyle yapılmaz. Böyle yapılır. Çik 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 çik.